Değerli izleyiciler, okurlar. Dün BMC'de Türkiye'nin otomotiv firması ve aynı anda Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nda çok önemli bir hisse değişimi gerçekleşti. BMC'nin patronu ki Tank Palet Fabrikası'nın da büyük hissedarı Etem Sancak ve Talip Öztürk hisselerini Fuat Tosyalı'ya devretti. Böylece karşımıza Türkiye'nin çok konuştuğu Tank Palet Fabrikası'nda ve bu arada BMC'de yeni bir İş insanı çıktı Fuat Tosyalı. Kimdir Fuat Tosyalı? Bugün biraz Fuat Tosyalı'ya odaklanalım ve yandaş bir iş adamı mıdır? Servetini AKP döneminde mi elde etmiştir? Nereden gelmektedir? Nereye gitmektedir? sorularına tarafsız ve objektif bir şekilde herhangi bir reklam veren ya da siyasi baskıya maruz kalmadan yanıt aramaya çalışalım. Tosyalı Holding, demir-çelikle doğup büyüyen bir holding. Baba Şerif Tosyalı, 1952 yılında İskenderun'da kurmuştu Tosyalı Holding'i. Yıllar içinde çocukları, oğulları, üç oğlu, yani Fuat Tosyalı asıl e, önde olan aile üyesi ve kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı el birliğiyle Tosyalı Holding'i büyüttüler. Ama Türkiye'de birçok demir çelik şirketi var. Kaptan Demir Çelik gibi, Erdemir gibi, Oya Holding gibi demir çelik sektörün oyuncularından biri ve en büyük oyuncusu da değil. Türkiye'nin en büyük oyuncusu Erdemir ve İskenderun Demir Çelik ile Oya Holding. Ama Fuat Tosyalı son yıllarda çok büyük bir atak gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi yassı çelik üretimi yapacak fabrika kurmasıydı. Şimdi burası önemli. Yassı çelik Türkiye'de sadece Erdemir tarafından üretiliyor. Diğer demir çelik şirketleri uzun demir olarak bilinen inşaat demirlerini üretiyorlar. Tosyalı Holding'in Diğer demir çelik şirketlerinden farklarından bir tanesi tek fark değil bir tanesi önemli bir fark yassı demir çelik üretiyor olması yaptığı yatırımla. Osmaniye'de yassı çelik üreten fabrika için holding yaklaşık 1 milyar dolarlık büyük bir rakam yatırım yapmıştı. Daha sonra boru üretimi için toz çelik kapsamında yine Osmaniye'de bir yatırım yaptı. Boru üretimi önemli aslında Tosyalı Holding'in son dönemdeki hızlı yükselişin arkasında bu boru alanındaki Türkiye'nin önde gelen şirketi haline gelmesi var. Boru alanındaki atağının arkasında da kazandığı çok kritik bir ihale var. Bu ihalede TANAP, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına taşıyan boru hattının borularını, çok büyük kısmını Tosyalı Holding, Tosçelik üretimiyle tedarik etti, devlete verdi. Bu bir ihaleyle gerçekleşti ve bu ihalede aslında daha iddialı başka şirketler vardı. Mesela Borusan Boru, Borusan Holding aynı zamanda BMW'nin ithalatçısıdır. Borusan Holding Türkiye'nin adı üzerinde Türkiye'nin en önde gelen boru şirketlerinden, boru üreticilerinden biri. Ama bu ihalede AKP döneminde gerçekleşen bu ihalede Tosyalı Holding Borusan'ı ve Yücel Boru gibi Noxel gibi diğer boru şirketlerini geride bıraktı. Tanap ihalesi Tosyalı Holding'in diğer demin saydığım birçok demir çelik şirketi arasından sıyrılıp öne geçmesine yol açtı. Bir süre sonra yine geçtiğimiz yıllarda yine Osmaniye'de bu sefer Japonlarla ortak bir yeni üretim tesisi kurdu. Tabii ki yine demir-çelik alanında. Filmaşin, bu saç telli, böyle kıvrılabilecek e, demir-çelik e, telleri üreten yine büyük bir tesis kurdu Tosyalı Holding. Bir süre sonra Tosyalı Holding'in bugüne kadarki en büyük yatırımı geldi. Yine bir demir-çelik tesisi ama bu sefer Türkiye sınırlarının dışında. Cezayir'de. Cezayir'de. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırımla bölgenin en büyük demir çelik tesisini kurdu. Bu yatırım tamamlandığında 3 milyar doları bulacak toplam yatırım tutarı ve Tosyalı Holding'i dünyanın en büyük 20 demir çelik şirketinden biri haline getirecek. Kesayir'deki yatırım üzerinde biraz duralım. Bunu gazete sayfalarında, dergi sayfalarında okuduğumuzda gerçekten büyük bir girişimcilik hikayesi gibi gözüküyor. Sahiden de Cezayir gibi siyasi açıdan son derece riskli, bir süre önce yakın tarihte iç savaş yaşamış, zaman zaman siyasi istikrarsızlıklarla sarsılan bir ülkeye 2-3 milyar dolarlık bir yatırım yapmak gerçekten de cesaret eseri. Burada ilginç bir nokta var. Demir çelik sektöründen, Türkiye'deki demir çelik sektöründen duayen bir yönetici şunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye'deki başka demir çelik Şirketlerinin önüne de Tosyal'dan önce Cezayir'e yatırım yapma teklifi, Cezayir'e bir üretim tes tesisi kurma teklifi getirilmişti. Çünkü Cezayir'in şöyle bir avantajı var. Cezayir biliyorsunuz doğal gaz üreticisi. Dolayısıyla demir çelikte de elektrik üretimi için doğal gaz kritik bir maliyet unsuru. Cezayir doğal gazı Türkiye'ye göre çok daha ucuza mal ettiği için aslında orada demir çelik üretimi Türkiye'ye göre daha düşük maliyetli ve aslında uzun vadede daha karlı. Bu teklif başka demir çelik şirketlerinde önüne getirilmiş Türkiye'ye, Türkiye'deki. Ama bu şirketlerin yöneticileri. Güçlü bir siyasi destek olmadan Cezayir'de yatırım yapmak çok risklidir düşüncesiyle buna kalkışamamışlar. Onların kalkışamadığı bu büyük yatırıma Fuat Tosyalı'nın cesaret ettiğinin altını çizelim. Bu yatırımı Fuat Tosyalı sadece cesaretiyle mi yapmıştır? Yoksa arkasında Türkiye'deki iktidarın güçlü desteğini de almış mıdır? Bu sorunun yanıtını bilmek elbette mümkün değil. Üstelik ayrıca şunu da açık üreklilikle söylemek lazım. Bulunduğumuz coğrafyada yani Türkiye'de, Orta Doğu'da, işte Balkanlar'da, eski Doğu Bloğu ülkelerinde, Sovyetler Birliği'nin bir zamanlar bulunduğu ülkelerde arkaya siyasi iktidarın desteğini almadan çok büyük yatırımlar yapmak pek o kadar mümkün değil. Kimsenin harcı değil. Geçmişte de AKP döneminde bu tip çok çeşitli yatırımlar yapıldı. Son dönemdeki yatırımların büyük yatırımları düşünelim. Hep iktidara yakın iş insanları tarafından yapıldığını görüyoruz. Ama takdir etmek gerekir ki AKP öncesinde de büyük yatırımların arkasında o dönemin başbakanlarına, iktidardaki partilerine yakın iş insanlarının mevcut olduğunu görüyoruz. Fuat Tosyalı aslında mevcut iktidarla çok güçlü bir ilişkiye sahipti. Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı. Ve Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda aktif iş insanlığı yapan sadece bir kişi var. Fuat Tosyalı. Evet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iş insanı üyesi. Ama Hisarcıklıoğlu daha çok top yani bir sivil toplum kuruluşunun lideri olarak daha ziyade tanınıyor. Gündelik hayatını iş ilişkileri içinde geçiren aslında Türkiye Varlık Fonu yönetim kuruluna gördüğümüz tek insan Fuat Tosyalı. Dolayısıyla Fuat Tosyalı'nın çok itimat edilen mevcut iktidar tarafından bir kişi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tosyalı Holding'in ana işi Demir Çelik. Orada zaten doğdu, büyüdü. Ama bunun dışında, bu sektörün dışında da bir takım yatırımları var. Mesela Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ni denize bağlayan Liman, Erzin Limanı oraya da yaklaşık 1 milyar dolara yakın yatırım yaptı. 4,5 milyon ton kömür ve 3,5 milyon ton yük kapasiteli bir liman. Aynı zamanda enerji sektöründe de bir yatırımı var. İskenderun Demir Termik Santral Projesi 1200 megawatt kurulu güç kapasitesinde olacak. Tamamlandığında işte Türkiye'nin yaklaşık 90 küsür bin toplam kurulu gücü, olduğunu düşünecek olursak 1200 megawatt Fuat Tosyalı'yı bir anda tek bir yatırımla Türkiye'nin enerjideki en büyük şirketlerinden biri haline getirecek.